Son günlerin en popüler konularından birisi filozof Atakan. Tabii biz de psikolog olarak yorum yapalım dedik. Şimdi sevgili arkadaşlar, Atakan evet zeki bir çocuk. Atakan çok kitap okumuş, takdire şayan bir davranış. Fakat her şeyin bir sırası, zamanı ve durumu var. Şimdi siz 3 aylık, 4 aylık bir çocuğa, bebeğe ne verirsiniz? Süt verirsiniz değil mi? Onun bünyesi ancak o sütü hazmedecek şekilde organize edilmiş, yaratılmış. Kalkıp da siz 3 aylık bir çocuğa, bebeğe pirinç pilavı yedirirseniz o çocuk ölür. Evet, Atakan'ın kitap okuması çok güzel bir şey. Fakat bu yaş kaçında, şu anda kaç yaşında? İşte 10 yaşında, 11 yaşında, o yaşlarda. Bu yaşlarda Atakan'ın yaşının çok çok üstünde kitaplar okuması aslında psikolojik olarak çok yanlış, çok hatalı. Tamam, bunu kendisi tercih etmiş olabilir. Fakat ailenin ve çevredeki insanların aslında buna müdahale etmesi gerekiyor. Neden? İşte 3 aylık bir çocuğa pirinç pilavı yedirmeye benziyor bu. Dikkat edersek Atakan'ın konuşmalarında bazı çok birçok yerlerde tutarsızlık var, dağınıklık var, cümleleri toparlamıyor. Bakıyorsunuz daldan dala, daha çok işte şey, yani gibi kelimeler çok kullanıyor. Zaten çocuk şimdi de bunun zararını görmeye başlamış. Kitap okumak güzel bir şey, fakat yaşına uygun kitaplar okuması kesinlikle ama kesinlikle tercih edilmeliydi. Çünkü çocuklarda soyut zeka, somut zeka gibi kavramlar var. Mesela küçük çocuklarda daha çok somut zeka vardır. Ana okuluna giden çocuklarda yapılan çalışmalarda biz bunu görebiliyoruz. Çocuk belli bir yaşa geldiği zaman, 6 yaşından sonra, 7 yaşından sonra yavaş yavaş soyut zeka gelişmeye başlar. Yani elle tutulmayan, gözle görünmeyen zaman kavramı, mekan kavramı yavaş yavaş gelişir. Şu anda tam Atakan'ın soyut zekasının geliştiği dönemler. Bundan dolayı çocuklarımızı eğitirken, çocuklarımızı okuturken lütfen onların yaşına, ilgi alanlarına uygun kitaplar seçelim. Atakan'ın ileride ne gibi psikolojik sorunlarla karşı karşıya kalacağını tahmin bile edemiyorum. Belki 3 sene sonra, belki 5 sene sonra, belki 15 sene sonra çok farklı psikolojik sorunlar yaşayabilir. Çünkü yani şey yapmış olduğu yol, gitmiş olduğu yol çok doğru bir yol değil.